Osmanlı tokadı. Osmanlı ordusunda görevli askerlerin silahsız savunma ya da saldırı durumunda kullandıkları bir vuruş türüdür. Bu askerler sadece düşmanları değil, atları tokatlamak için de eğitim alıyorlardı. Osmanlı tokadı, elin her iki yanıyla da yapılabilen ve muhatabını sersemleten, duruma göre bayıltan, istenildiği takdirde de öldüren bir saldırıdır. Bu tokatların muhatabı genel itibariyle düşman askerleri olsa da savaş atlarını etkisiz hale getirmek için de kullanılırdı. Çocuk yaşlardan itibaren yağlı mermerleri tokatlayarak eğitim alıyorlardı. Osmanlı tokadı zannedildiği üzere her Osmanlı'nın değil, yalnızca alanında uzman askerlerin uygulayabildiği bir tekniktir. Osmanlı tokadını Delibaş isimli askerler yıllar süren eğitimler sonucu atabilirlerdi. Delibaşların çocukluktan itibaren pirinç ve hamurla beslenip vücutlarının güçlü ve diri kalması sağlanır ve yine erken yaşlardan itibaren her gün yüzlerce kez yağlı ellerle mermerlere vurarak gelişimlerini tamamlarlardı. Peki bu ata kültürü tokat nasıl atılıyordu? En çok yüzün her iki yanına ve enseye, bilek veya dirsek kırılmadan, omuzdan güç alınarak büyük bir hızla vurulurdu. Ama asıl Osmanlı tokadı, yüzün her iki yanına veya enseye atılabildiği gibi, burnu hedef alacak şekilde yüzün tam ortasına, avuç içini germeden burun ucuna denk gelecek şekilde atılırdı. Bu şekilde kafatasının göz çukurları arasında kalan kısım kırılarak beyne saplanır, böylece ölüme yol açardı. Böyle bir tekniğin uygulanmadığı durumlarda bile hızlı ve çok sert biçimde atıldığı ve çok kuvvetli bir tokat olduğu için boyun kırılmasına yol açarak da öldürebiliyordu. İkinci başka bir teknik olarak bu tokadın kulağa atılanı da vardır. Bir diğer stil ise kulak hizasında vurulan Osmanlı tokadıdır. Kulağın içinde bulunan denge sıvısı ve mekanizmasını sarsmaya yönelik yapılan bir vuruştur. Kulaktaki kemik, kıkırdak dokusu parçalandığından tokadı yiyen kişi yüksek ihtimalle can verirdi. Peki neden tokat? Osmanlı tokadı genellikle savaşlarda birebir ve yüz yüze yapılan mücadeleler esnasında sık sık yaşanan silahın elden düşmesi ya da kırılması durumunda kullanılmıştır. Usulüne uygun bir biçimde kavgada da kullanılıyordu. Osmanlı kültüründe kavgada taraflar asla birbirlerine yumrukla müdahale etmezlerdi. Yüze kalıcı zararlar verme ihtimalinden dolayı birbirine yumrukla saldırmak ayıplanırdı. Osmanlı tokadı kavgadaki taraflarca yeri ve zamanı bilinen kurallara göre usulünce tercih edilirdi. Kavgada büyük olan karşısındakinin sesi etraflıca duyulan şiddetli bir tokatla uyarır ve bu durum genellikle yeterli olurdu. Arkeolojik kazılarda delibaş askerlerince tokat yiyen askerler ve at iskeletleri bulunmuştur. Osmanlı tokadı gerçeğine yapılan arkeolojik kazılar sonrasında da rastlanılmıştır. Osmanlı'nın savaştığı topraklarda yapılan araştırmalarda bulunan birçok at ve insan kafasında tokat izlerinin olduğu gözlemlenmiştir. Kazılar esnasında kafatası içine yani beyne doğru göçmüş insan iskeletleri hatta metal miğferlerde bile el izlerine rastlanmıştır. Bu izlerde tokatçıların beyin kanaması geçirtecek kadar şiddetli bir vuruşa sahip olduğunun göstergesidir.